Ayşegül Hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen Şifa Kapısı programı izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Mide rahatsızlıklarında mide ülseriyle ilgili. Mide rahatsızlıklarımızda ve mide ülserimizde tabii ki ilaç tedavisi çok önemli. Diyet uygulamamız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz çok önemli. Ama her şeyi doktordan beklemeyeceğiz. Biraz da kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Çünkü her gıda her insana dokunmayabiliyor. Özellikle dokunan gıdalardan, dokunma potansiyeli olan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Tedavi sürecinde ilaçlarımızı düzenli kullanmamız gerekiyor. Diyetimizi düzenli uygulamamız gerekiyor. Hatta tedavi bittikten sonra da yine de yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu noktada hocam mevsiminde gıdaları tüketmemiz. Mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Daha çok böyle haşlama, buğulama, fırında, tencerede, yağda kızartılmış değil de haşlama, buğulama tarzı yiyecekler tüketmek gerekiyor. Hazmı kolay olacak yiyecekleri tüketmek gerekiyor. Yani günde mesela bir 20 bardak çay içip üstüne de 2 Türk kahvesi içip de yani o midenin iyi olması biraz zor. Onun için alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Çay tüketimine açık çay mı içmemiz gerekiyor ya da şekersiz mi içmemiz gerekiyor hocam? İçki Şöyle çayları mı? yani çay sonuçta bizim çok sık tükettiğimiz böyle kahvaltılarda özellikle Evet. vazgeçilmezlerimizden veya toplantılarda bir araya geldiğimizde vazgeçilmez içeceklerimizden birim. Tabii ki tüketeceğiz ama işte kahvaltıda kahvaltıyla birlikte mümkün olduğu kadar açık olacak, çok sıcak olmayacak. Onun dışında gün içerisinde de birkaç kere, bir kere veya iki kere yanında böyle bir küçük bir krakerle, böyle tek başına da değil de özellikle mide rahatsızlığımız varsa o şekilde tüketmekte fayda var. Bir de taze olmasında fayda Evet. var. Özellikle böyle dışarılarda çalışıyorsak, hani bir yerden geliyorsa o gelen çayın böyle çok koyu ve demli olması da sürekli tüketildiği zaman mide rahatsızlıklarını tetikliyor açıkçası. Yine sigara dediniz, alkol dediniz hocam. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Hem mide için hem genel sağlıklı olmak açısından.